Evet, cicillerimiz bu kutumdan arkadaşlar. Ya bulundacırımız geldi. Oha. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, bulundacılarımız çıktı. Cicillerimiz çıkmaya da devam ediyorlar sanırsam. O yüzden beklemekteyiz. Bayağı bulundacın var. Hepsi Kıbrıs bulundacılarından falan işte. Bakın makinenin içerisindeler. Şu makinenin zaten şu transparan özelliği çok hoşuma gidiyor. İçerideki cicilleri dışarıdan sürekli izleyebiliyoruz. Maşallah hepsine. Canların böyle. Bunun renklerine bakın. Ne kadar tatlılar. Ötüyorlar. Pıt pıt ötüyorlar. Yeni bıldırcınlarımız hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Harikalar diyarının yeni fertleri inşallah. Çıkım bittikten sonra, tamamıyla bittikten sonra kafese aktaracağım kendilerini. Orada bakıp en sonunda zaten her zaman gibi büyük bıldırcınlarımızın yanına indireceğiz. Şu tarafta gördüğünüz yumurtalar, boş yumurtalar. Ayırmıştım kenarı ki öbür hayvanlarımızı rahatsız etmesinler. Burada duranlar yine dolu. Onlar da çıkacaktır diye bekliyorum arkadaşlar. Umarım çıkar. Bıldırcınlarımız çok sabırsız. Bayağı da bir kurumuşlar artık. Oraya alacağız. İçinde çok güzel bıldırcınlarımız var. Demiştim. Güzel cins bıldırcın yavrular getireceğim diye. İnşallah şimdi onları açalım kapağımızı. Ve şu küçük kutuya koyacağım. Sonrasında buradan alıp götüreceğiz. Bıldırcınlarımızın yuvasını da hazırladık arkadaşlar. Yani burada bakacağım bir süre. Çok fazla değil. Birazcık burada baktıktan sonra aşağıdaki kafesimize indireceğiz. Bu kafesimizde ise cinsi belli olmayan civcivlerimiz var. İçerideler. Kocaman oldular zaten. Yatıyorlar bakın. Bunları çok fazla göstermek istemiyorum. Biliyorsunuz bu özel yaptırdığım kafes zaten öyle görünüyor ki bu kafesine ilerleyen zamanlarda bir tane daha alırız gibi görünüyor. Çünkü yeterli gelmiyor. Çok civciv çıkartıyoruz. İki tane olsun ki iyi ola. Şimdilik bunları kümese indirmeden önce bıldırcınlarımızı mecburen buraya alacağız. Burada bir müddet bakacağım şurada arkadaşlar. Sonrasında Allah izin verirse aşağıdaki cinsi belli olmayan civcivlerimizi kümese indirdikten sonra da bıldırcınlarımızı alt kafese alırız. Hadi gidelim bıldırcın yavrularımıza, çıkan bıldırcınlarımızı bir alalım. Ha, sonra gelelim. Evet, cicillerimiz bunlar arkadaşlar. Çıkım da devam ediyor. Çok fazla cicil çıkmamış sandığımdan az. Ana! Ama çok tatlılar değil mi? Bunların küçüklüğüne bakın. Bir dakika yerlerinde durmuyorlar. Sürekli koşuşturuyorlar sağa sola. Maşallah, maşallah. Ha, düşeceksiniz. Düşecekler. Kutuyu aldık arkadaşlar. Kutuyu aldım bıldırcınlarımızı. Açıkçası çok fazla bıldırcın çıkartamadık. Yani bayağı bir yumurta koymuştum. Ama çıkmadılar. Çoğusu boş. Dolu olanlardan da bu kadar civciv alabildik. Bıldırcın yumurtası dışarıdan almak biraz sıkıntı yaşatıyor. Bunu ilk defa yapmıştım. Dışarıdan bir bıldırcın yumurtası aldık. Ama olsun, sağlık olsun. İşte cinsi farklı oldu. Farklı cinsler artık elde ettik. Sadece jumbo bıldırcın değil de sanırsam Kıbrıs bıldırcını mı bunlar? Ne renkli alacalı renkleri var. Atlayıp duruyorlar. Ama çok şirinler. Değil mi? Bakın bunların tatladığına bak. Maşallah. Canlarım benim. Çıkacak, çıkacak, çıkacak. Çıkacak ulan, çıkacak. Çık. Ana, tatlılığa bak. Şişt, biri çıktı. Nereye gidiyorsun lan? Şişt, sen nereye gidiyorsun? Ha? Paçaların mı var lan senin? Yok, siyah. Parmakları da çok büyük. Ayak parmaklarına bakın, kocaman. Değişik. Alacalı alacalılar. Çok tatlılar. Baksanıza parmağım. Ana, yine nereye kaçıyorsun lan sen? Şişt. Bir diğeri kaçıyor, bir diğeri çıkıyor. Canık, 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 balık. Hadi bunları hızlı hızlı yeni yerlerine götürelim. Orada artık yaşamaya devam etsinler. Kaç tane var? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane civciv alabilmişiz. Hiç iyi olmadı ya. Ben daha fazla bekliyordum ama can sağ olsun. Değil mi arkadaşlar? Canımız sağ olsun. Nereye gidiyorsunuz lan siz?
Hadi götürüp bunları yerini yerlerine bırakalım arkadaşlar. Evet, bıldırcın yavrularımızı buraya yatırdık arkadaşlar. Zaten hemen gece lambasının etrafını kuşattılar. Yatıyorlar kendi kentlerine. Şu dipte var bir tane. Canım. Buna bulmaz eşiniyor. İlk defa gördüm ben böyle bir şey. Daha şey yeni görmüş. Toprak mı sanıp da eşiniyorsunuz? Anlamadım ki. Zaten küçücüksünüz. Evet, şimdi daha iyi görebilirsiniz arkadaşlar. Bıldırcınlar şimdi bir hafta üzeri burada duracaklar inşallah. Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa güzel bir şekilde, hızlı şekilde gelişecektirler zaten birkaç güne. İnşallah sıkıntısız bir şekilde kısa sürede güzel sonuçlar alırız diye tahmin ediyorum. Artık büyük bıldırcınlarımıza karıştırdığımız zamanı heyecanla bekler durumdayız. Çok güzel olacaklar inşallah. Jumbolarla birlikte bu Kıbrıs bıldırcınları tatlı ve hoş halleriyle, renkleriyle kümesimize, harikalar diyarımıza süslü bir ortam katacaktırlar. İnşallah. Hadi isterseniz bir de gidip büyük bıldırcınlarımıza bakalım. Onları göstereyim ve videomuzu ondan sonra bitirelim ha. Hadi gidelim büyük bıldırcınlarımızın yanına. Bıldırcınlarımızın yanına geldik. Büyük bıldırcınlarımızı da bakalım. Yumurtalara bakalım. Hep birlikte arkadaşlar. Ve maşallah maşallah. Hava da sıcak zaten. Havanın sıcak olmasıyla birlikte bıldırcınlarımızdaki yumurta verimi de bir hayli arttı arkadaşlar. Kaç tane dişi bıldırcınımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane falan sanırsam. 5-6 tane bıldırcınımız var. Geri kalanlar 9 tane bıldırcınımız vardı toplam. Geri kalan bıldırcınlarımız birazcık küçük. Daha doğrusu geri kalan bıldırcınlar erkek sanırsam. Değil mi çocuklar? Artık bıldırcınlar anaş oldu arkadaşlar. Şöyle bakın. Güzel güzel yumurtaları var. Kıbrıs bıldırcınlarımız çıktı. Şimdilik kafese 9 tane Kıbrıs bıldırcını aldık. Yukarıda civcivlerinden. Bakalım hayırlısı. Şunu da buraya bir daha koyalım. Başka yumurta var mı buralarda? Hayır. Sen neredesin be? Sen neredesin orada? Jumbo bıldırcınlarımızın yanına inşallah böyle bir 2-3 hafta sonra, bir aya yakın bir süre sonra Kıbrıs bıldırcınlarımızı da aşağı indirip ve bu sürüye karıştıracağız arkadaşlar. Bence çok süper olacak. Acını yemiş, ben seninle acı yiyeyim mi? Aha, beyaz bıldırcınımız geldi. Oha. Dövüşmeyin çocuklar, dövüşmeyin. Durun, durun. Durun, durun. Durun. Beyaz bıldırcı kafalıymış arkadaşlar. Erkek bıldırcı beyaza saldırıyor. Ya bırakın bu şahı ya, bir bakın ya. La ilahe illallah. Hayvanın kafası zaten pert olmuş durumda. Beyaz bıldırcınımızı dışarı koymuştum arkadaşlar. Çok fazla dayak yediği için. Şimdi ayaklarının altından içeri girdi. Görüyorum ki oldukça artık, zaten sezonu da değil. Hayvan sıkıntılı çiftleşmek için sıkışmış çiftleşmeye. Erkek bıldırcı koymuyor. Elimde tutuyorum. Çünkü çok kötü vuracak hayvana. Tamam hadi. Hadi. Fırlatmıyorum hadi. Bir beceremedin ya. Beceriksiz bıldırcınım ben. Beyaz bıldırcınım çok beceriksiz çıktı. Evet. Neyse. Şöyle içeri doğru girelim. Hep birlikte. Bunları zaten kapatacağım. Evet. Sağda solda olan yumurtaları alalım arkadaşlar. Ayağımızın altında bir tane var. Şuraya koyayım. Şurada bir tane var. Şimdi birazdan yumurtaları da şöyle topladıktan sonra, burada yok, tekrar eve çıkacağız. Makinede, makine içerisinde sanırsam yine şey, makinenin içerisinde de
Bildiğim kadarıyla civciv çıkmış olması lazım. 3 tane daha civciv bekliyorum makinede arkadaşlar. Ona da çıkmışsa zaten sizlerle onu da paylaşacağım. Şu üst taraflarda yumurta yok. Şurada var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bugün sizlerle birlikte 3-4 işi bir arada yapmış olduk. Başka yumurta var mı? Burada başka yumurta yok. Yumurtalar, yumurtalar. Evet, şurada 2 tane var. Maşallah, maşallah. Bu ara gerçekten güzel yumurta salımı alıyorum. İzin vermiyorum arkadaşlar. Belki tuz düşecektirler ama. Oo, burada da bir tane var. Maşallah, maşallah. Salım bayağı bir arttı. Çok iyi. Canlayım benim, canlayım. Aciz neymiş? Astrologlar da buradan bana bakıyor arkadaşlar. Buraya siz giremezsiniz. Acı neymiş? Siz ben aciziyim, ben senin acıyım mı? Acı neymiş? Hele güzelliğe bak. Hele tatlılığa bak. Maşallah, maşallah. Ya bıldırcınlar ölüyorum ben, acıymışlar size. İnşallah Kıbrıs bıldırcınlarımız da yakın zamanda bizimle olacaklar. Sabırsızlıkla onları da büyütmeyi bekliyorum. Tabii bu büyütme serüveninde sizlerle paylaşacağım her durumu. Ama bu da erkek. Fazla erkek var ya. Bu kadar fazla erkek olması iyi değil. O yüzden beyaz hayvanımızı dövüyorlar. Erkek çok olduğu için. Sarı erkek. Bu erkeklerin bir tanesine çıkarmamız lazım. Çünkü çok kötü dövüşüyorlar. Dişi az, erkek çok. Kıbrıs bıldırcınlar büyüdüğü zaman, sizlere karıştırdığımız zaman merak etmeyin, bu kadar dövüş olmayacaktır. Ya şöyle oturuyorum ya, saatlerce izleyesim geliyor hayvanları ya. Çok tatlılar. Gerçekten söylüyorum. Yani bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Saatlerce oturup bunları izlemek çok hoş oluyor. Hareketleri çok tatlı değil mi? Benim için çok tatlı. Çok güzel. Hal ve hareketleri 10 numara. Yeter lan, 2 dakika durun ya. Kafayı yedi bizimkiler. Neyse, şu yumurtalarımızı alalım. Maşallah diyelim ki ekrardan. Bayağı bir yumurta aldık. Tahminimden fazla yumurta sayımız var. Şuraya koyalım. Alırız. Eve götüreceğiz onları. Kapağımızı da kapattık. Şimdi ise isterseniz eve çıkalım ve kuluçka makinemizin yanına gidelim. 3 tane daha civcivimiz çıkmış olması gerek. Hadi gidelim kuluçka makinesinin yanına. Eve geldik, yağmur doğurdu. Evet. Bakalım. Bakalım civcivleri nerede görebileceğiz. Evet. 3 tane daha civcivimiz var arkadaşlar. Başka var mı buralarda? Bir tanesi burada da, diğerleri nerede? Büyük civcivlerimizden sonra. Aha, bu da ikincisi. Bir tane daha olacak ama. O bir de daha diplerde arkadaşlar. Şurada bir yerde. Evet, bakın. Şurada. Gördünüz mü? Biri de burada, 3 tane civcivimiz var. Başka da çıkmayacak gibi duruyor. Artık hayırlısı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 9 12 tane falan civciv almış olduk. Şimdi bir de diğerlerinin yanına gidelim. Diğer civcivlerimizin yanına gidelim. İnşallah o civcivlerimiz de buraya akşamüstü falan. Yani getiririm. Kafesimizi açalım. Yani bu gidişte yeni bir kafes daha alacağım gibi duruyor. Evet. Bıldırcın cıkçıklarımızın küçüklüğüne bakın. Minicik Kıbrıs bıldırcınlarımız, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Harikalar yerine hayırlı uğurlu olsun. Cuma bıldırcınlarımız çıkmadı sanırsam. Hep Kıbrıs bıldırcını, renkli renkli. Maşallah. Ama güzeller değil mi arkadaşlar? Ben çok hoşuma gitti açıkçası. Maşallah. Neyse arkadaşlar, diğer videolarda, diğer bıldırcın videolarımızda inşallah görüşmek dileğiyle. Takipte kalın, bizimle olun, mutlu olun. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.